Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçlarımızı nasıl kestirmeden uçlarındaki kırıklıklardan kurtuluruz? Bununla ilgili uygulamalı video çekiyorum. Hemen başlayalım o zaman. İhtiyacımız olan şey sadece 3 adet malzeme. Bu malzemeler de herkesin evinde bulunabilecek malzemeler. Hemen göstermek istiyorum. İlk olarak Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz, badem yağı da kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa Elidon'un saç bakım yağı, Pantene'in saç bakım yağı ya da herhangi bir elinizde bulunan saç bakım yağıyla bu vereceğim tarifi saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Benim elimde Hindistan cevizi yağı olduğu için ben Hindistan cevizi yağını benmeli usulü ısıttım. Bunu saç uçlarınızda şöyle hemen avucumuzun içinde ısıtıp saç uçlarımıza yediriyoruz. Öncelikli olarak iyice saçlarımızın ucuna yedirip şöyle ince bir tarakla saçlarınızın ucunu iyice tarıyorsunuz. Saçların ucuna nüfuz edecek şekilde saçlarımızın uçlarını tarıyoruz ince bir tarak yardımıyla. Saç diplerimi de uygulamıştım. Şimdi görüp de ay saçları ne kadar yağlı demeyin. Videoyu çekmeden önce saç diplerimi uyguladım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Herkesin evinde bulunabilecek saç düzleştiricimi elime alıyorum. Derecesini açmadan önce alüminyum folyoyla şu şekilde saracağım. Alüminyum folyoyla da sardıktan sonra düzleştiricimin derecesini açıyorum. 170'e getirmeniz yeterli. Isınmasını bekliyoruz. Bu tarafı uygulamadım. Önceki hali şöyle göstereyim yakından. Bakın uçları nasıl kırıldı. Saçlarımı kestirmeye kıyamıyorum. Yaz da geldi. Saçlarımın uzun kalmasını istiyorum diyenler mutlaka bu tarifi uygulasınlar. Çok da memnun kalacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Şimdi aradaki farkı görünce. Evet, saç düzleştiricim ısındı. Hemen şöyle bir tutam alıyorum ve saçımın ucuna bakın deniyorum. Evet, şimdi aradaki farkı görmeye hazır mısınız? Şöyle bakın, saçlarımın uçlarındaki çatal çatal görünüm gitti. Hatta şöyle yakına gelerek göstermek istiyorum. Aradaki farkı bu çatallı saç, çatalsız saç. Birkaç tutama daha uygulayacağım hemen karşınızda. Şöyle yağımı uyguluyorum. Saç bakım yağını avucumun içine alıyorum. Yağ ısıtıyorum. Saçların ucuna uyguluyorum. Ve yapacağımız şey saçlarınızı ince bir tarak yardımıyla önce tarayalım ki iyice nüfuz etsin. Nüfuz ettikten sonra da alüminyum folyo ile sarılı olan saç düzleştiricimi şöyle uçlarına doğru düzleştiriyorum. Yapmanız gereken kızlar bu kadar basit. Nemli bakımlı görünüyor saç uçlarım. Şöyle hatta yapalım. Bakın bir kuru çatallı bir saç. Nemli görünen sağlıklı saçlar. Düzleştiricimi de kapatayım. Evet kızlar, benim size önereceğim tavsiye budur. Sizler de eğer saçlarınızın uçlarından şikayetçiyseniz ve saçlarımı kestirmek istemiyorum, bu şekilde kullanmak istiyorum, saçların ne kadar güzel uzamış ama saçların uçları çok yıpranmış diyenlere inat, bu yöntemi uygulayın. O zaman farkı göreceksiniz. Yapmanız gereken sadece saç uçlarına herhangi bir saç bakım yağını uygulayıp elinizde bulunan saç düzleştiricini alüminyum folyo ile sarıp saçlarınızı düzleştirmek olacak ve aradaki farkı da size gösterdim. Sizler de eğer saçlarınızı kestirmek istemiyorsanız bu yöntemi uygulayın. Benden nacizane fikir olsun. Umarım videomu beğenirsiniz ve sizler için faydalı bir video olur. Size veda etmeden önce de lütfen kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna kalp atmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar da diliyorum sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.